Şimdi bak, çeşmelere, çaylara, ırmaklara, yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara tereddüt eden, bağlı olarak meydana gelen, asar-ı rahmet, rahmet eserleri olan faydelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle, ihtiyaç terazisiyle, ittiharlarının, toplamalarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle, hikmet terazisiyle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-ı Hakim'in hikmetli terbiyecinin teshiriyle, emir altına almasıyla ve ittiharıyledir, toplamasıyladır. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir, uymalarıdır. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin, değerli taşların ve madenlerin envana, kaynaklarına bak. Bunların tezyinatları, süslemeleri ve menfaatli hasiyetleri, faydalı özellikleri bir sani-i hakimin tezyiniyle, süslemesiyle, tertibiyle, düzenlemesiyle, tedbiri ile, tasviri ile, şekil vermesi ile olduğunu, onlara müteallik, alakalı, hakimane faydeleri ve mesalih-i hayatiyeye, hayata ait faydaları ve levazımat-ı insaniyeye, insana lazım olanları ve hacat-ı hayvaniyeye, hayvanların ihtiyaçları muvafık bir tarzda ihzar ortaya çıkışını gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri. Bir sahne-i kerimin, sonsuz ikram sahibinin, bir mün'im-i rahimin sofrasında, merhametli nimet vericinin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif, çeşitli renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları. Bir sani-i hakimin intak ve söyletmesi olduğunu, deli kati ise, kesin delil ise hayret verir bir tarzda birbirine o sesle mütevali hissiyat, konuşma hissiyatı ve ifade-i maksat, maksatlarını ifade etmeleridir. Şimdi bulutlara bak. Yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i, kesin bir delil ise hali ıssız bir boşlukta o acayibi, ilginci icat etmek, yoktan var etmek ve onlardan âb-ı hayat, hayat suyu hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştaklara, çok isteklilere, çok istekli zihayatlara, hayat sahiplerini emzirmek gösteriyor ki o şırıltı, o gürültü gayet manidar, anlamlı ve hikmettardır ki, hikmetlidir ki bir Rabb-ı Kerim'in, ikram sahibi Rabb'ın emriyle müştaklara, çok isteklilere o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak. Gökyüzünde hadsiz ecramlardan, yıldızlardan yalnız kamera, aya dikkat et. Onun hareketi bir kadir-i hakimin, sonsuz kudret sahibinin emriyle olduğu, ona müteallik, bağlı ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdendir. İşte ziyadan tut da kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş ve büyük bir mikyasta, büyük bir ölçüde bir pencere açar. O pencereden Allah'ın birliğini, mükemmelliğini, kusursuzluğunu, saltanatını, azametini gösterir. İşte ey gafil, ey dikkatsiz! Eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı, bu sesi susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı, o ışığı söndürebilirsen Allah'ı unut, yoksa aklını başına al. Subhane men tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve ma fihinne de. Tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'ı yedi kat sema ve arz tesbih ederler.